temel meselenin bence aşı karşıtlığı ya da aşı tereddütüne öte yaklaşık 20 milyondan fazla insanın aşıya erişememesi, aşıyla buluşamamasının en kritik nedeninin aşıya duyarsızlık ya da aşıya ilgisizlik olduğunu çizmek isterim, altını çizmek isterim. Bu önemli bir olgu. Ya daha doğrusu hastalığın kendisine, COVID'in kendisine ilgisizlik. Maalesef bu önemli bir sorun. Özellikle felaketlerin ard arda yaşandığı ülkemizde COVID-19'un ne denli büyük yıkımlara yol açtığı ve açacağı, uzamasıyla beraber ortaya çıkacak tablonun ne kadar vahim olacağı konusunda bir duyarsızlık var toplumda. Özellikle aşıya karşı da duyarsızlık var ve yurttaşlarımızın önemli kısmı sanki olaydan bir haber gibi davranıyor. Bence temel mesele bu. Ve bunu çözebilmek iktidarın, Sağlık Bakanlığı'nın elinde mutlaka da çözmesi gerekiyor. Bunun için önerdiğimiz iki temel yöntem var aslında. Belki biraz altını çizmek lazım bu hususun. Birincisi bilgilendirme. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Ve etkili bir kampanya yürütme. En azından biz meslek örgütü olarak bunu yapmaya çalışıyoruz ama asıl olarak toplumun her katmanının bunu yapması, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda önderliği de bunu yapması gerekiyor. İkincisi aşıya erişim. Yani kampanyalar yurttaşların kendisinin randevu sistemleriyle aşıya erişeceği bir şey değil salgın dönemlerinde. Aynı çocukluk çağı aşılarında olduğu gibi iyi bir birinci basamak örgütlenmesiyle yurttaşların olduğu yere, özellikle Şanlıurfa'dan, Diyarbakır'dan arkadaşlarımızın belirttiği gibi, Van'dan arkadaşlarımızın belirttiği gibi orada mezrasından, mahallesinden, köyünden, yoksul bölgelerine kadar oralara aşıyı eriştirmek gerekiyor. Bunun için de iyi bir birinci basamak örgütlenmesine ihtiyaç var. Bu dönem Aksa'da hepinizin bildiği gibi yaklaşık 20 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm programı bunu maalesef sekteye uğrattı. Yurttaşın kendisinin aşı için başvurması bekleniyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Salgın döneminde aşıyı mutlaka Sağlık Bakanlığı yurttaşa ulaştırmak zorunda. Belki BioNTech aşısının bu konuda soğuk zincir meselesinden dolayı sıkıntıları olabilir ama bunlar aşılabilir gelmiş olan noktada. Türkiye'nin iyi bir tecrübesi var bu konuda. Kampanyaları da yürütmüştür. Bunun altını çizmek isterim. En temel mesele aşıyı eriştirmek. İkincisi de tabii buna rağmen yurttaşların ilgisini artırabilmek için kısıtlamalar getirmek durumundayız. Yani özellikle o bulaştırmanın olmaması için kapalı ortamlara erişimde bir takım kısıtlamalara ihtiyaç var. Bunun için de aşı kartına ihtiyaç var. Yani şu anda HESPOS uygulaması var biliyorsunuz. Hasta olmadığını kanıtlamak durumunda insanlar ya da hasta olanların bu tür kalabalık ortamlara girmesinin engellenmesi gerekiyor. Buna ek olarak aşılı olduğunu, aşıyı tamamlamış olduğunu göstermesi gerekiyor. Aşıya tedarik edildiği bir ortamda. Bu bir hak kaybı değil. Yasal düzenleme gerekiyorsa meclisteki tüm partiler bunda hemfikir olacağına hiç kuşku yok. Ama anayasal hukukçuların bir kısmı bunun mevcut yasallarla bunun yapılabileceğini söylüyor. Bakanlığı bir an önce bu yasal düzenlemeleri yapmaya ya da genelgelerle bu kısıtlamaları getirmeye davet ediyoruz. Bir diğerinde teşvik, yani gerekirse aşıdan kaçınan insanlarımıza, ki Batı'da birçok ülkede bu yapıldı, değişik teşvik yöntemleri de uygulanabilir. Bunun için kaynak ayrılabilir. Bu da mümkündür. Çünkü aşı olmamanın getirdiği ekonomik maliyetin çok ciddi olacağını bugün artık herkes biliyor. Kapanmalara ülkenin tahammülü yok. Hem ekonomik olarak hem sosyal olarak tahammülü yok. Hastanelerindeki hekimlerin, sağlık çalışanlarının artmış, COVID'den kaynaklanan artmış hastalık yüküne tahammülleri yok. COVID dışı hastaların da sağlığa erişiminde ki bu zorluklara tahammülü yok. Bu nedenle buraya kaynak ayrılabilir, teşvik için kaynak ayrılabilir özet olarak. İkincisi kısıtlamalar getirilebilir. Son olarak da şunu söyleyeyim, kamu çalışanları için aşı zorunluluğunun altını çizdik biz her iki açıklamamızda da. Özellikle eğitim çalışanları için bunu söylemek lazım. Eylül itibariyle okulların açılması planlanıyor. Gün giderek kısalıyor, kum saati gibi. Ve mutlaka servis şoföründen, kantin görevlisine, oradaki müstahdeminden, öğretmenine kadar tümünün bu
mutlaka aşısını tamamlamış olması gerekiyor. Aşı tamamlanmayanların da hizmetten geri çektirilmesi gerekiyor mutlaka. Evinde oturması gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Okulların kapanmaya tahammülü yok artık. Bunlarla ilgili düzenlemeyi bir an önce yapmak için hem Milli Eğitim Bakanlığı'nı hem de Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz.